Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine eğitici ve bilgilendirici bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu kendiliğinden çıktı. Oturdum televizyon seyrederken birdenbire televizyonun görüntüsü gitti. Samsung LED TV var bende. Televizyonun görüntüsü birdenbire gitti. Ses var televizyonda fakat görüntü yok. Televizyonun ekranına cep telefonunun flaşıyla veya bir el feneriyle ışık tuttuğunuz zaman görüntü geliyor. Arkadan görüntüyü görüyorsunuz fakat simsiyah ekran görüyorsunuz normalde. Daha evvel de bu benim başıma gelmişti. Tamirciye götürdüm, televizyon tamircisine. 400 lira da para aldılar. Televizyonu tamir ettiklerini söylediler. Getirdim fakat 1,5-2 ay kadar dayandı. Tekrardan arıza yaptı. Bu defa da ben kendim tamir etmek istedim. Baktım, araştırdım, kendim tamir ettim. Gayet de güzel oldu. 1,5-2 senedir bu şekilde çalışıyordu fakat yeniden arıza verdi. Bu arızayı da tekrardan tamir edecektim. Video çekmek istedim. Televizyonu bu tarz arıza veren birisi olursa buna bakarak faydalansın istedim. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Öncelikle televizyonun arkasında köşelerde vidalar vardır. Bu vidaların hepsini bir sökelim. Televizyonun arka kapağını kaldırmadan önce arka kapağı monteli olan şurada bir soket vardır. Bu soketi bir tornavida yardımıyla kanırtarak kablolarına çok fazla çekip hasar vermeden bu şekilde çıkartalım. Soketimizi de çıkarttık. Şimdi arka kapağını çıkartabiliriz. Şöyle kenarlardan yoklayarak çıkartalım. Bakın soket burada kaldı. Çekip bunu kopartmayın diye kapağı kaldırmadan önce soketi yerinden çıkartalım. Daha sonra kapağını bir kenara koyalım. Bu iş tarafıyla bizim herhangi bir işimiz yok. Bunu da yerinden çıkartacağız biz. Şunları kenara koyalım. Elimize dolaşmasınlar şöyle. Tekrardan hepsini yerli yerine takacağız. Bakın şurada yine bir soketimiz vardır. Tornavidayla ucuyla kaldıralım bunları. Şu beyaz klipslerden tutup çıkartalım. Bunları da boşa çıkarttık. Bunları da yuvasından çıkarttık. Her şeyi acele etmeden yavaşça yapın. Bir tarafı kırıp bozmayalım. 300-400 lira kar edeceğim diye kaç milyarlık televizyondan olmayın. Kenarlarda tırnaklar vardır. Tornavidayla bu tırnakları gevşetiyoruz. Hemen şöyle bir rahatlatıyoruz. Tırnaklardan çıkarttık. Bunu olduğu yerde ters çevirelim. Bizim asıl işimizin olduğu kısım burası. Burada beyaz bir flexi vardır. Yansıtıcı ışığı yansıtması için. Bunu tutan şöyle pimler vardır. Bakın. Bu pimler şöyle çevirerek çıkartıyoruz önce. Bunu da yerinden alalım. Bu ledler vardır. Bakın bunlar tane tane 5 tane çubuk led vardır burada. Bunların herhangi bir tanesi, şunların her birisi üzerinde büyüteç olan birer leddir bunların her bir tanesi. Bir tanesi arıza yaptığı zaman hiçbirisi yanmaz bunların. Çünkü atlamalıdır, birbirlerini algılarlar. Bu yüzden arızalı olanı bulup tamir etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu ledlerden hangisinin bozuk olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için 9 voltluk pil kullanacağız. 9 voltluk pil bir de şu soketlerinden kullanacağız. Bundan alalım. Soketi takalım. Ben soketin uçlarına da şöyle bir iğne taktım. Ki burada değdireceğimiz yerlere daha rahat değdirebilirim diye. 9 voltluk pille bunların hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Örneğin şöyle bakın artı eksi sıralaması da vardır bunun tabi. Böyle gördüğünüz gibi bu yanıyor. Ben bunların hepsini kontrol ettim. Hepsi çalışır vaziyette. Bu şekilde bir ucunu artıya bir ucunu eksi tarafa. Bakın şurada ufak ufak sarı yerler vardır. Bu sarı yerlerde sarı olan yerlere, bakır kısımlara şu toplu iğnenin ucunu değdirerek hangisinin sağlam olup hangisinin bozuk olduğunu tek tek anlayabiliriz. Bunları tek tek değdireceğiz. Yanmayan kısım, yanmayan mesela şu bozuk diyelim. Hemen buraya bir işaret koyuyoruz. Bunu biraz sonra göstereceğim şekilde tamir edeceğiz.
Bunu ters yaparsanız şu şekilde bakın yanmayacaktır. Artısı eksisi vardır. Burada elektrik yoktur bu arada. Elektriğe takılı değil. Korkmanıza gerek yok. Rahat hareket edebilirsiniz. Pille test ediyoruz bunları. Hangi ledin bozuk olup olmadığını. Işık gözüküyor mu bilmiyorum. Hemen ışığı kapatıp tekrardan bir deneyelim. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde her birisi yanacaktır. Bunları hepsini tek tek kontrollerini yapalım. Ben kontrollerini yaptım. Bakın burası sağlam. Fakat şu bozuk. Şurası bozuk. Çalışmıyor. Onu tamir edeceğim şimdi. Geri kalan hepsi çalışıyor. Genellikle de böyledir. Bir veya iki tanesi bozuk olur. Bunları tek tek bu şekilde hepsinin sağlam olduğunu burada zaten daha önce de yaptığım için bakın buralarda vardır işlemleri. Buralarda ledler yoktur. Ben buralara işlem yaptım olmayan yerlere. Tamir ettim. Bu şekilde kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı da çıkartmıyor. Ha ne olur iyice bozulduktan sonra artık ampul kalmadıktan sonra çünkü görüntü karanlık gelmeye başlayacaktır. Ampulü kalmadıktan sonra şuralarda bu led bantların üzerlerinde bakın kod numaraları vardır. Bu kod numaralarını şunlar İnternette tarattırarak bunlardan 5 tane takım halinde zaten verirler genellikle. Bakın buralarda hep kod numaraları vardır. Bu kod numaralarını internetten arayarak 5 tane sipariş verin. 5'ini birden değiştirin. Değiştirmesi de oldukça kolaydır zaten. Şimdi ben bunların hangisiydi bozuk olanın tekrar bir bakalım. Şuydu diye tahmin ediyorum. Evet. Evet. Şu bozuk olanımız. Bunu değiştireceğiz. Bozuk olan şeriti, çubuk şeriti olduğu gibi yerinden çıkartmamız gerekiyor. Bunun için bakın şuralarda şu bu şeriti tutan yerler vardır. Bunları hafif bir oynatalım altında yapışma falan varsa. Şurada iki tane tırnak vardır mavi bölümün altında. Bakın bu birini bastırıp diğerine bastırdığınız zaman bakın bu çıkacaktır. Bunu çıkarttıktan sonra yavaşça çok sarsmadan, çok fazla zarar vermeden yerinden çıkartalım. Şu ikincisi arızalıydı. Şimdi bunu nasıl tamir edeceğimizi göstereceğim. Öncelikle bir tornavida yardımıyla şu üzerindeki cam şeyi çıkartalım şunu. Bakın kanırttım. Çıkarttım kolaylıkla. Daha sonra üzerinde bakın led vardır. Beyaz bir led vardır. Bu ledi bir penseyle şöylece kıracağız. Yerini çıkartacağız. Bu ledi buradan almamız gerekiyor. Bakın aldım. Aldığınız zaman bakın şurada bakır levhalar bölüm. LED'in altında o yanan bozuk olan LED'in altında bakır levhalar çıkacaktır. Bunun üzerine şöyle tornavida ile biraz kazıyalım. Üzerinde herhangi bir tortu kalmasın. Bakın gördüğünüz gibi bakır levhalar kaldı. Şimdi buraya lehim dolduracağız. Bakın şurada kare bir kısım vardır. Şu 3 noktayı demiyorum. Ortadaki kare yani ledi söktüğümüz yer vardır. Buranın üzerine temizledik. Buraya lehimi alıyoruz. Sanki orada bir led varmış gibi yani bir dolgu yapacağız oraya. Oranın üzerine lehimle doldurduk orayı. Şimdi ledin mantığı nedir? Led burada varken bu bacağından giriyor, diğer bacağından çıkıyor. Bunlara da akım geliyor. Bir tanesi bozuk olduğu zaman diğerlerine gitmediği için hiçbirisi yanmıyor. Dolayısıyla biz burayı kısa devre yaptırdık. Yani doldurduk burayı. Diğerlerine voltaj gitmeye devam edecek. Ama şu iyice kullanılamaz hale geldiği zaman değiştirmeniz gerekiyor. Şurada biraz önce de bahsettiğim gibi bakın kod numaraları vardır. Bunun üzerinde. Bu kod numarasını internetten arattırarak 5 tane sipariş verip direkt bunu hiçbir şeyle uğraşmadan da değiştirebilirsiniz de. Gördüğünüz gibi şurayı lehimle doldurduk burasını. Şimdi yerine takacağız. Yerine takması da kolaydır. Öncelikle şu yaylar vardır. Bu yayların altına geçiriyoruz. Siyah bant şeklinde olan kısımlar, şu siyahlıklar tam o yayların altına gelecektir. Buraları geçiyoruz. En başta da zaten çıt diye yerine oturacaktır. Bakın. İşlemimiz bu kadar. Şimdi televizyonu toplamaya başlayabiliriz. Söktüğümüz parçaları hepsini yerine takacağız tekrardan. Öncelikle şu beyaz reflektörümüz var. Bu reflektörümüzü yerine koyalım. Üzerinde toz pislik olmasın. Arka planda gözüküyor çünkü bunlar daha sonra rahatsız ediyorlar. Şu mandallarımız vardı, kriplerimiz. Bunları da yerlerine takalım. Bu reflektör yerinden oynamaması için.
Ben uzun zamandır bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi arıza yaptıkça artık şunu kısa devre yaptırıyorum. Kullanmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bende de bir hayli bozuklardan var. Artık bunların değişme zamanı geldi. Bir dahaki sefere muhtemelen, hatta o bozulmadan önce ben siparişimi veririm ki bunu daha uzun süre kullanayım. Eğer ben bunu bu şekilde tamir etmeden kullanmış olsaydım, yaklaşık 2 sene önce ben bu televizyona veda etmiş olacaktım. Ama bu şekilde dediğim gibi hiçbir sakıncası yoktur. Kullanmaya devam edebilirsiniz bunu. Bu şekilde taktık. Hiçbir yerinde toz olmamasına dikkat edelim. Şu alt tarafta da toz vesaire olmasın. Parçaları alalım. Bunu çevirerek yerine oturtalım hemen. Hiçbir şeyi acele etmeden yavaş yavaş yapın ki bir yere zarar vermeyelim. Yerine oturduğundan emin olduktan sonra şöyle alalım, altına bir parça kalmasın. Bunları bastırıyoruz. Tırnakları yuvasına geçecektir bunların. Evet, bastırarak yerine oturduk. Daha sonra oturtturduk. Daha sonra söktüğümüz parçaları yerine takalım. Şunu yerine oturtturduk. Şu parçayı bakın. Şöyle göstereyim. Şuradan sökmüştük hatırlarsanız. Şurada siyah bir tırnağımız vardı. Bunu yukarıya kaldırıyoruz. Bunu altına sadece koyuyoruz. Hafif bastırarak, yuvası vardır zaten. Biraz dikkat ederseniz nereye geçtiğini göreceksiniz. Bunun ucunu çıt diye kapatalım. Bunu yaptık. Şimdi diğerini yapalım. Siyah parçayı kaldırıyoruz yukarıya. Bu yerinden çıkmasını engellemek içindir. Yuvaya oturtalım ve kapatalım. Bunları da yerlerine oturtalım. Bunları sökerken her şeyi, nereden söktüğünüze dikkat edin ki toplama aşamasında sıkıntı yaşamayasınız. Hatta bu şekilde telefona kaydedin. Böylelikle unutmamış olursunuz neyi nereden söktüğünüzü. Evet. Bunu kapattık. Şimdi arka kapağını kapatalım. Burada şu kablomuz vardı. Bu kablomuzu dışarıya çıkartalım. Arka kapağımızı da yerine oturtalım. Yerine oturtturduktan sonra kablomuz da hemen tırnaklıdır zaten. Ters filan takamazsınız bunu. Kendi yerini gösterecektir zaten. Bunu da yerine takalım. Evet. Şimdi vidalarımızı takalım. Kapağımızı da taktık. Ben bu şekilde sehpanın üzerine yatırdım ama siz altına bir yastık olur, bir battaniye falan tarzı bir şey örterseniz televizyonunuzun ekranı zarar görmeyecektir. Şimdi yerine takıp bağlantıları yapıp çalıştıralım. Evet arkadaşlar, bağlantımızı yaptık. Şimdi televizyonumuza enerjimizi verelim. Çalıştıralım. Gelmiyormuş bile. Ha, geldi. Evet, görüntü de geldi arkadaşlar. Bilgisayara bağlı benim şu anda televizyonum. Görüntü gayet güzel. Hiçbir yerinde bir kararma falan görmüyorum. Ben gayet net, güzel ve parlak bir görüntüsü var. Tarif ettiğim, gösterdiğim yöntemle siz de arızalanan televizyonunuz, eğer televizyonunuzda ses var, görüntü yoksa, fenerle veya telefonun flaşıyla ışık tuttunuz ve arka planda görüntü görüyorsanız, karanlık da olsa az da olsa, televizyonunuzun bu ledleri bitmiş demektir. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Markaya göre benimki Samsung markası. Samsung olanlar bu şekilde, aynı tarif ettiğim şekilde yapabilirler bunu. Farklı marka model kullananlar varsa, onlarda da bu tarz arızalar varsa, ufak tefek farklılıklar olabilir televizyonlar arasında ama muhtemelen birçoğu aynıdır bunların.
Tarif ettiğim şekilde siz de değiştirebilirsiniz televizyonundaki bu led çubukları. Eğer lehim yapmayla falan uğraşmak istemiyorsanız arkasında bu çubukların arkasında bulunan kod numaralarını internetten arayarak sipariş verebilirsiniz. Bunun bir tanesini değil beşini birden değiştirin. Eğer bir tanesi bozulduysa muhtemelen ömrünü tamamlamıştır. Diğerleri de zaman içinde bozulacaktır. Sık sık arkasını açıp uğraşmamak için sipariş verdiğiniz zaman 5 tanesini birden zaten takım olarak gelir bunlar muhtemelen. 5'ini birden değiştirin ve uzun süre daha kullanmaya devam edin böylece. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.